Başla. Selamünaleyküm arkadaşım. Aleykümselam. Haydi gel sosyal tesisleri gidelim. Evet, çok güzel olur. Her odada çalışmış oluruz. Belediyemizden Allah razı olsun. Ders çalışmamız için ne güzel tesisler yapıyor. Haklısın. Biz burada hem ders çalışmış oluruz hem de boş vakitlerimizi değerlendirmiş oluruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Müsaadenizle ben bir su içeyim. Tamam. Kardeşim, hiç ayakta su içilir mi? Nasıl yani? Su nasıl içilir ki? Her şeyin bir adabı olduğu gibi su içmenin de bir adabı vardır. Suyu oturarak ve üç yudumda içmeliyiz. Peki neden oturarak? İnsan midesinin ayakta ve oturu vaziyetteki durumu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sulu bir gıda içerse o sulu doğrudan doğruya 12 parmak bağırsağa geçer. Ama insan sıvı gıdaya oturarak ise bu sıvı gıdalar önce midede birikir, asitle karışarak mikroplar ölür. Daha sonra 12 parmak bağırsağa geçer. Hem insan oturarak su içmeden uyumakla bütün hastalığı korumuş olur. Mesela kolera. Hocamız da bize eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zarara bilseydi işte suyu içip elisi geri kusar diye hadis-i şerif söylemişti. Arkadaşlar, unuttuğumuz bir şey var. Bir şeyi içerken sağ elle tutup bismillah demeliyiz ve sonunda elhamdülillah. Bismillah.